konuşabilir miyiz? Atabil gel. Kahve içmek ister misin? Hayır, çok kalmayacağım. Otursana. Bugün iş yerindeki davranışlarım seni biraz şaşırtmıştır. Yok. Pek şaşırmadım aslında. Neden? Şirkette problemler var. Yıldırım Bey'in tazminatı bizi mahvediyor. İşten çıkarmalar olabilir ve sen buna engel olmaya çalışıyorsun. Duyuldu mu şimdiden? Hayır. Bana Eylül söyledi. Eylül. Eylül'ün gitmesi için şirketin mali durumunu düzeltmem gerekiyor. Şu ana kadar ben dahil herkes gevşek davrandığı için bunu yapamadık. Ama artık zaman kaybetmek yok. O yüzden mi geri getirdin eski Demir'i? Acımasız, sert, soğuk, işe odaklı olanı. Şu an şirkette ona ihtiyacımız var. Ve bugün yaşanan tatsız olaylara şahit olduğun için üzgünüm. Ama öyle olması gerektiğini düşünüyorsan öyle yap. Senin yanında öyle bir Demir olmak zorunda değilim. Ben de o şirketin bir çalışanıyım. Herkese böyle davranacaksan bana da böyle davranırsın. İstemiyorum ama. Selin. Birini mi bekliyordun? Evet ya. Leyla teyzeler gelecekti. Bak evden ayrıldığını bilmiyorlar. Bozma olur mu? Ah merhaba Selin'ciğim. Firuze bugün gelemeyecek. Hep ipayı kapatacakmış. Geldi mi kızlar? Ha? Aa, Demir Bey oğlum. Merhaba. Ay vallahi seni de yerinden ettik. Yani bizim yüzümüzden evinde bile rahat edemedin. Kusurumuza bakma artık. Önemli değil. Ben çıkacaktım zaten birazdan. Aa, ay ben geldim diye gidiyorsan çok üzülürüm bak. Ha. Yok, ondan değil. Arkadaşım bekliyordu. Ay beklesin biraz. Gel 2 dakika otur da yüzünü görelim. Peki. Ay. Oturayım biraz. Kızlar geldi galiba. Ben de gideyim artık. Ne güzel oturuyorduk evladım. Bir dahakine daha uzun otururuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın Demir Bey, rahatsız ediyorum bu saatte. Leyla Hanım'ın burada olduğunu duydum, o yüzden geldim. İyi ettin Muharrem Usta, buyur. Geç otur. İyi akşamlar Leyla Hanım. İyi akşamlar Muharrem Bey. Ben çay koyayım. Şimdi. Demir Bey siz yabancımız değilsiniz. O yüzden çekinmeden konuşacağım yanınızda. Ben bugün Leyla Hanım'ı kırdıysam kendisinden özür dilerim. Ne konuda? Evlendikten sonra hangi evde yaşayacağımız konusunda. Bakın Muharrem Bey, bu konuda ben de sizi üzmeyi asla istemem. Ama o koca yalıda kardeşimin bir başına kalmasına gönlüm razı olmuyor. Firuze Hanım'la kafede zaten her gün yan yana olacaksınız. Benim de evim var.
Başka yerde yaşamaya ne gerek var ki? Koskocaman yalı diyorum Muharrem Bey. Oturalım işte hep beraber ferah ferah. Siz de evinizi verirsiniz kiraya, ek gelir olur. Yani. Leyla Hanım, elim ayağım tutuyor çok şükür. Çalışıyorum, paramı kazanıyorum. Öyle ek gelire falan da ihtiyacımız olmaz, siz merak etmeyin. Aa, bu ek gelir lafının nesine alındınız siz Allah aşkına? Alınmadım Leyla Hanım. Ben zaten bütün bunları göze alarak size evlenme teklif ettim. Siz yalılarda büyümüş, Fransız liselerinde okumuş, varlıklı bir hanımsınız. Ama can sıkıntısından kafede çalışacak kadar da alçak gönüllü olduğunuzu düşünmüştüm. Çok ağır oluyor ama Muharrem Beyciğim. Peki madem ben daha fazla kırık dökmeden. Muharrem ustacığım, gelin biz bir hava alalım sizinle. Gelin gelin, buyurun. Leyla teyzeciğim, gel ben sana bir şeker su yapayım. Senin sinirlerin oynadı, gel. Gel, gel. Buyurun, şöyle oturun. İçeride tansiyon yükseldi biraz. Ama konuşulur, halledilir. Yani çok da büyütmemek en doğrusu. İç şunu, iç. İç de şekerin yerine gel. Sağ ol kızım. Ben bugüne kadar kimseye tepeden bakmadım. Benimle de hiç kimse böyle konuşamaz. Ay Leyla teyze, çok fena yerlere gitti bu konuşma. Ya öyle işte. Bu yaştan sonra da böyle konuşmalara artık dayanamıyorum ben. Ama işte bir ev yüzünden gönül kırmaya değer mi? Ne fark eder nerede yaşadığınız? Bak Demir'le bize. Biz birlikte olduğumuz sürece her yerde yaşarız. Samanlık'ta bile. Çok gereksiz yerlere gitti konu. Ama gönüller bir olduktan sonra nerede yaşandığını ne önemi var? Kağıt üzerinde eşit görünse de pratikte ben de Selin'in evinde yaşıyorum mesela. Sizin davul dengi dengine vuruyor da ondan Demir Bey. Sizin durumunuz farklı. Siz eşitsiniz. Siz aşıksınız tabii. Ya biz? Ben altı üstü başımı dayayacağım bir omuz aradım. Sonra bir can yoldaşı olsun dedi. Babamdan yalı kaldıysa benim kabahatim mi yani? Yok canım, kabahat olur mu? O da öyle demedi zaten. Kabahatmiş gibi söylüyor ama. Ay. Neyse kızım. Sizin de asabınızı bozduk akşam akşam. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Ay. En iyisi ben gideyim. Vallahi daha fazla da tadımız kaçmaz. Ben köyden çıktım Demir Bey. Üstümde bir ceketim vardı. Çok çalıştım. Bir kere bile of demedim. Kendimce bir düzen kurdum. Benim ne yalıda gözüm var, ne para pulda, ne de gösterişte. Muharrem Bey, içeride öyle şeyler denmedi zaten. Boşu boşuna kırmayın birbirinizi. Geçelim içeride konuşalım bunları. Yok. Zaten yeterince başınızı ağrıttım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah. Olur böyle yanlış anlaşılmalar. Bir sakinleşirsin. Salim kafayla konuşursunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.